Hop bayan, bir dakika. Nereye? İçeri. Yapma ya. İçeri demek. Biz kimiz burada peki, biliyor musun? Sabit. Evet, biliyorum. Senin burada ne işin var Yeliz? Fabrikaya iş çalınacakmış dediler. Çok değişmişsin Sabit. Sen hiç değişmemişsin Yeliz. Yalan söyleme. Zalim yıllar benden çok şeyler alıp götürdü. Ya sen burada ne yapıyorsun Sabit? Kapı müdürüyüm. Ayıptır söylemesi, bu gördüğün fabrika benden sorulur. Ben müsaade etmeden bu kapıdan içeri kuş uçmaz. Ya İstanbul'a koştu dedilerdi ama bir kapıya müdür olduğunu bilmiyordum Sabit. Normal. Bana ta o zamanlar malum olduydu. Fakat sen beni aptal zannettiydin Yeliz. Gençtim, cahildim. Affet beni Sabit. O zamanlar her gördüğüm aptalı aptal sanıyordum Sabit. Sen şöyle kenarda dur bakayım Yeliz. Sen nasıl istersen Sabit. Bir dakika bab. Kimsin ve kime gidiyorsun? Uzatma da çekil önümden. Bana öyle ters ters konuşma, bak fena yaparım. Sen burayı ne zannettin? Bu kale bana emanettir. Önce derdini söyleyeceksin, sonra ben tipini beğeneceğim ki içeri girebilesin. Yapma ya, sahi mi? Evet, bu fabrikaya elini kolunu sallayan, her önündekini sallayan giremez. Ben girerim. Önce benim cesedimi çiğnemek zorunda kalırsın. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Yo, peki sen benim kim olduğumu biliyor musun? Kimmişsin? Nereden bilecektim ben senin fabrika müdürü olduğunu? Alnında mı yazıyor? 2 sene sonra Yeliz'e rastla, 2 dakika geçmesin fabrika müdürüne rastla. Rastlantının birine daha sonra rastlasak olmuyor sanki. Kader gibi senin. Rezil oldun oğlum Sabit, rezil. Ulan ne oldu bakayım keratalar? Osman bayıldı. Abo. Osman. 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 Aç gözünü be yavru dragon. Osman. Gidin ailesine haber verin. Osman'ı hastaneye götürdüler diyeyim, tamam mı? Hadi bakın, hadi. Osman, Osman. Ana, bu da kim Sabit? Benim yavru dragon, Osman. Zehirlenmiş yenge. Zehirlenmiş mi? Nasıl yani? Ne bileyim vahidim. Hastanede Sabit'e öyle demişler. Ay, vah yavrum. Vah kadersiz kuzum. Peki kimi kimsesi? Anası babası yok muymuş bunca hatun Zeliva? Annesiyle babası Almanya'da işçiymiş. Bir yaşlı nenesi var, ona bırakmışlar. Baktım ki kadıncağız kendine bile zor bakıyor. Ben de hastaneden sonra kaptım getirdim. Canım iyi de kedi yavrusu mu bu ki ensesinden kapıp getirmiş? Doktor tehlikeyi atlattı ama toparlanması için iyi bakılması lazım demiş vahidim. Sonradan anası babası çıkıp siz ne akla bizim çocuğumuzu alıkoydunuz derse ne yapacağız Zülüva? Derlerse desinler. Sahip çıksalardı çocuklarına, Allah Allah. Olmaz öyle şey, Allah Allah. Bu gece kendini gelsin, yarın evine götürürüz. Şu hale bak. Kim bilir bir lokma şefkate nasıl muhtaç yavrucak. Ağzı var dili yok bir sabi sübyanı olduğundan. Derdini kimselere söyleyemeyerekten. Ve de çaresiz kaderine razı olarak da. Küçücük yüreğinin en derin dibine akıttığı gözyaşlarını birileri görüp duysun diye. Geceler boyu yatağında aha bu minicik ellerini gökyüzüne kaldırıp dualar ederken. Kanadı kırık yavru bir kuş gibi inemedi dinlerken. Bana Kemalettin Tuğcu makamından giriş taksimi yapma Zeliha. Dur o kadar acıklı değil. Tamam. Bu çocuk yarın... Dağası... Gece bakalım. Peki neden zehirlendiğini söylediler mi? Evet söylediler. Küfür... Süfür olmasın? Hah evet, dilimin ucundaydı canım. Kusma, baş dönmesi, bayılma, bütün belirtiler tamam zaten. İyi
de bu çocuk sülfürü nereden bulmuş? Açıkta satılıyor olmasın, bayat filansa. Sülfür kimyasal bir zehirdir hocam. Orada burada satılmaz. Zehir ama orada burada satılıyor. Nasıl mat ettim ama. Hiç aklım ermedi. Yarım saat önce derenin kenarında güzel güzel oynuyordu. Yarım saat sonra baygın buldum. Dere mi? Hangi dere? Bizim fabrikanın aşağısındaki dere. Fabrikanın aşağısındaki dere mi? He. Kızlar, siz de benimle aynı şeyi mi düşünüyorsunuz? Bize de söyleseniz de biz de aynı şeyi düşünsek. Böyle ayrı ayrı düşünmek zor oluyor. Yanılmıyorsam aradığımız cevap derede saklı Recep. Dalıp çıkarsak Sabit çok güzel dip dolar. Yanlış bir şey söyledim herhalde galiba sunuksa.